Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Yaşam Okulu sohbetlerinde bugün Utku Perktaş'la birlikte olacağız. Profesör Doktor Utku Perktaş. Birazdan onu da bağlayacağım. Bugünkü konumuz gene genetik, evrim, biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik, buralardaki örüntüler, bunlarla ilgili konuşacağız. İklim değişikliği, antroposenden bahsedeceğiz. İnsanın yeryüzündeki diğer canlılarla olan ilişkilerine biraz daha yakından bakacağız. Evet Utku, geldin sen de. Ben bağlandım galiba. Bağlandın. Yaşasın. Süper. Hoş geldin. Başarabildim yani. Gayet iyisin. Süper değil mi? Ha, tamam. Çok iyi. Bilgilere hiç gerek kalmadı. Görüyoruz. Evet. Çok özür dileyerekten geciktim. Ne haber? Çok sevindim seni gördüm. Evet. Ben de gerçekten çok memnun oldum. Bayağı uzun yıllar oldu. Görüşmedik Utku'yla ama hep gıyabımızda görüşüyoruz aslında. Evet, evet, evet. Ben senden çok bahsettim. Hacettepe'de hep kulaklarını çınlatıyoruz. Ondan sonra zaten hani eski ekibin bir kısmıyla hep görüşüyorum. Yani Özge ile görüşüyoruz. Ondan sonra Burcu ile bir ara görüştük. Ondan sonra ne bileyim sizin dönemden insanlarla görüşüyoruz. Hep şey, hep böyle iletişim halindeyiz. O yüzden hep ismin geçiyor yani. Evet, eyvallah valla. Senin de... Şimdi tabii Utku'yla hem biyolojiden arkadaşız ama aynı zamanda kuş meselesi nedeniyle de ekstradan arkadaşız. Hatta işte ornitoloji yani kuş bilimi, kuşları inceleyen bilim dalında çok böyle işte ilk çalışmaları yapan akademisyenlerden bir tanesi. Ornitolog olarak demek istiyorum. Kuşlarda alınmasınlar. Çok uzun yıllardır kuş üstüne çok araştırma yapılıyor çünkü ülkemizde. Şimdi Utku tabii birazcık şöyle bahsedeyim. Hacettepe Biyoloji Bölümünde, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim görevlisi, öğretim üyesi. Ana çalışma konusu evrimsel biyoloji ve ornitoloji özelinde çalışıyor tabii ki. Ama tabii ki bu evrimsel biyoloji meselesi İşte genetik çeşitlilik, filo-coğrafya, iklim değişikliği, antroposen gibi doğa-insan etkileşimlerini odağına alan alanlara da kaymış vaziyette. Sohbetimiz sırasında pek çok araştırmasına girip çıkacağız ama şöyle esasen ben şeyle başlamak istiyorum. Hani şöyle bir saatimiz var. Bu bir saate tabii ki bütün konuları sığdıramayacağımıza eminim. Ama birazcık da tad verelim yani böyle bir işte bu konular var diyelim iplerin uçlarını gösterelim dinleyenlerimize. Daha sonra da bu çekimleri zaten YouTube kanalına koyuyoruz. Daha sonra da seyretmemiz mümkün. Ve hani daha ileride daha derinlikli farklı başlıklarda sohbetlerimize devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Evet şimdi... Utkucuğum, sen esas olarak yani kuşlar üzerine çalışıyorsun ama evrimsel biyoloji diye bir dalda çalışıyorsun. Ve işte coğrafik anlamda türlerin çeşitlenmesi, genetik çeşitlilik havuzlarında çalışıyorsun. Genetik çeşitlilik örüntüleri diye bir şeyden bahsediyorsun. Birazcık açar mısın? Nedir bu konular? Tabii seve seve. Çok teşekkür ederim Güneş'in. Öncelikle davetin çok gerçekten beni mutlu etti. Bir bundan başlayayım. Eksik olma. Evet. Çok da güzel bir şey yapıyorsun. Bundan sonra yani dün akşam etmiştim. Bundan sonra da hepsini takip edeceğim. Bir ama şeyden başlamak istiyorum. Hani hatırlıyor musun Isıranca Dağları'ndaki arazi çalışmamızı? Ben o zaman dördüncü sınıftaydım. İşte sizin ekip orada bir atlas çalışması yapıyordu ve biz de katılmıştık. Benim aslında böyle kuşlara ilgi duyup ondan sonra işin içine girmem için oradaki o ekip çok bana şey olmuştu. Böyle rol model olmuştu. Sen de varsın onun içinde. Çok keyifliydi yani. O işte 4-5 günlük süre çok başarılı bir süreydi. Kamp yaptık falan kuşlar. Sonra işte ben Hacettepe'de devam etmeye başladım. Hacettepe'de devam etmeye başlayınca önce işte kuşlarla başlayıp
faunistik çalışmalar falan derken sonra genetik çeşitliliğe girmeye başladık. Yani genetik çeşitlilik böyle evrimsel, yani kuşların evrimsel tarihinin ne kadar bu türleri tanımlamadı. Ondan sonra özellikle de biyoçeşitliliği koruyacaksak evrimsel tarihi doğru ve bağımsız, objektif bir şekilde ortaya çıkarmanın ne kadar önemli olduğu üzerinde bir takım okumalar yapıp sonraki işte doktora tezimden sonraki aşamalarda yurt dışıyla olan bağlantılar falan derken bu böyle çok bir derinlik kazandı bende. Ve genetik çeşitlilik örüntülerinin coğrafi varyasyonunu incelemeye başladım. Genetik çeşitlilik deyince ne anlıyoruz? Öncelikle o, hani belki dinleyicilerimiz buna çok vakıf olmayabilir. Genetik, evet, genetik çeşitlilik dediğimiz şu, yani bir türe baktığımızda bir kuş olabilir, bitki olabilir, böcek olabilir, bir memeli olabilir. O kuşu, yani o organizmayı var eden tüm genetik bütünlük içerisinde gördüğümüz varyasyon. Artık neye bakacaksak, göz rengine mi bakacağız, göz rengini kodlayan genlere mi bakacağız? Ya da tamamıyla doğal seçilim mantığından uzak, nötral olarak gerçekleşen, kendini fenotipte göstermeyen genlere mi bakacağız? Neye bakıyorsak, burada gördüğümüz o değişkenliğin tamamı, o gen havuzu içerisinde, o organizmanın gen havuzu içerisinde değişkenliğin tamamı bize genetik çeşitliliği gösterecek. Ve bu genetik çeşitlilik bölgeden bölgeye, coğrafyadan coğrafyaya, türlerin bulunduğu yerlere göre farklılıklar gösteriyor. Ve bunların da belli sebepleri olabiliyor. Ve bu sebeplere bakarak da o türlerin tarihleri hakkında bir takım çıkarımlar yapıyoruz ve türü korumak istiyoruz. Örneğin, şimdi benim en ilk yaptığım çalışmalardan bir tanesi 2010 yılları yeşil ağaç kakan üzerine bir çalışma içine girdim ben. Öncelikle bir ispinozlar var. Ama sonra yeşil ağaç kakan ilk yayınlanan çalışmalardan bir tanesi. Belki hani kuş gözlemcileri de aramızdadır. Kuşları bilen insanlar da aramızdadır. Yeşil ağaç kakanı bilirler. Ülkemizde de üreyen, yerli, göç etmeyen, ondan sonra park bahçelerde de görebileceğimiz ama ormanlarda da görebileceğimiz bir ağaç kakan türü, yeşil rengiyle kendini gösteren çok güzel, cici, çok süper bir ağaç kakan. Bu bütün Avrupa'da dağılım gösteriyor. Anadolu'da da bulunuyor. İber Yarımadası'nda da bulunuyor. İtalya'da da bulunuyor. Bir de Kuzey Afrika'da bir akrabası var. Şimdi bu hayvanın biz tüm dağılım alanından örneklerini elde ettikten sonra örneğin genetik çeşitliliğine bir bakalım dedik. Ne fark ediyor acaba? Çünkü bu hayvanı coğrafi dağılım alanı içerisinde gözlemlediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Avrupa'da gördüklerimizin bıyıklarıyla İber Yarımadası'nda gördüklerimizin bıyıkları arasında bir fark var. Ve bu fark çok küçük bir fark olsa bile belki eşeysel seçilimde fark bir etkin yani etkili olabilir diye düşünüp bir izolasyona maruz bırakmış olabilir bunları. Bunlar belki birbirini tercih etmiyordur. Niye İber Yarımadası'nda farklı bir desen görürken morfolojik olarak Avrupa'nın gerisinde ve Anadolu'da farklı bir desen görüyoruz diye. Böyle bir soruyla yola çıktık ve geniş bir örneklem yaptık. İskandinavya'dan, İngiltere'den, İber Yarımadası'ndan, Anadolu'dan, İtalya'dan, Kuzey Afrika'dan. Ve yapınca şöyle bir şey çıktı. Çok ilginç. İber Yarımadası'ndan elde ettiğimiz, örneklerden elde ettiğimiz DNA dizileri, sonuçta DNA'ya bakıyoruz. Genetik çeşitliliği bir şekilde resmedebilmek için genlere girmemiz gerekiyor. Genler deyince de herkesin bildiği o DNA molekülünü elde etmeye çalışıyoruz. Onu elde ettik ve oradaki mutasyonlara bakıyoruz. Sonuçta nasıl hayvanın bıyığında, gagasının renginde, işte ne bileyim kanadında bir renk farkı görüyorsak, DNA'da gördüğümüz farklar da aynı bunlar gibi bizim karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde değerlendirebiliriz yani. O dört tane baz var. O dört bazda gördüğümüz küçük farklar aynı bir kuşun kanadındaki rengindeki farklılığa eş değer fark gibi değerlendirilebilir. Ve bunlara baktığımızda oturduk şeyi resmettik. Nasıl bir genetik çeşitlilik deseni var bütün Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da. Ve karşımıza çok ilginç bir şey çıktı. İber Yarımadası'nda bulunan o bıyığı farklı olan tür popülasyon, yeşil ağaç kakan popülasyonu genetik çeşitlilik açısından o kadar farklı ki, o kadar farklı mutasyonlar biriktirmiş ki gözümüzle baktığımız zaman bu hayvanda bir bıyık farkı görüyoruz ve diyoruz ki bu yeşil ağaç kakan, yani bir farkı yok. Hani biz dürbünümüzü alsak gitsek sen de ben de ya da bir başka kuş gözlemcisi de ya bunun Anadolu'dakinden çok bir farkı yok, demek ki farklı bir alt tür ya da başka bir popülasyon deyip haklı olarak kenara çekilebiliriz. Gözlemimizi yapabiliriz ama bizim karşımıza öyle bir şey çıktı ki 1000 tane baza baktığımızda 20 bazda mutasyon bulduk ve bambaşka bir genetik çeşitlik deseni çıktı ve dedik ki ya bu hayvan, hani bir moleküler tarihleme yapacak olursak yaklaşık 1 milyon yıldır
İber Yarımadası'ndaki popülasyon Avrupa'daki hiçbir akrabasıyla yan yana gelip çiftleşmemiş. 1 milyon yıldır gen akışı yok. Şimdi dolayısıyla Anadolu'daki yeşil ağaç kakanla İberya'daki yeşil ağaç kakan bir araya gelse mesela çiftleşebilir mi yani şey? Şimdi belki bunları kafese koysak, getirip bir yere koysak, çiftleşmelerini beklesek çiftleşebilir. Yani kuşlarda hemen şöyle bir parantez açıp ekstra bir bilgi vereyim. Yani 10 bin tane kuş türümüz var dünyada. Bunların %10'u hibritleşiyor. Ve hibritler rin kimi verimli döller verebiliyor. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bakınca biyolojik tür kavramı her zaman o biyolojinin içinde kabul edilen tartışılıyor. Ve bu debate yani bu tartışma yıllardır sürüyor ve biz bunun aslında hani hangi tür tanımı doğru bilmiyoruz ama burada benim altını çizmek istedim o genetik çeşitliliği. Çünkü biyoçeşitliliği korumak istiyoruz yani. Biyoçeşitliliği koruyacaksak bu genetik çeşitliliği doğru resmetmemiz lazım, doğru sayısallaştırmamız lazım ve popülasyonlar sıra dışı mı, değil mi, ne kadar zamandır birbirlerini görmüşler, görmemişler bunu bir kere anlamamız gerekir. Ve Anadolu'daki, Avrupa'daki popülasyonlar İber Yarımadası'ndaki akrabalarla 1 milyon yıldır bir araya gelmemişler. Bu istatistiksel hesaplamalara göre. Bir acayip bir şey. Neden ama bu? Neden bunlar bir araya gelmemişler? Çünkü İber Yarımadası'nı Avrupa'dan ayıran bir sıra dağ var, Pirene Dağları. O Pirene Dağları bir bariyer olmuş. Ve biyocoğrafyayla bu genetik çeşitliliği bir araya getirip birleştirince bizim karşımıza böyle bir şey çıktı ve dedi ki İber Yarımadası'nın farklı bir tür olmaya ihtiyacı var. Bunun korunması gerekiyor. Çünkü klasik taksonomistler, biyoloji içerisindeki klasik sistematikçiler, bütün yeşil ağaç kakan bütün Avrupa'da yayılıyor deyip, Anadolu'da da yayılıyor deyip, bu bir dar boğazda girerse, bir sıkıntıya girerse, ya biz Anadolu'dakini koruruz, nasılsa Avrupa'dakini de koruruz deyip, kenara çekilebiliyorlar ama genetik çeşitliliği bir anda süpürüp gidiyor bu süreç. İklim değişimi mesela şimdiki. Bu senin söylediğin şeye bir araya girebilir miyim? Tabii. Aslında bu söylediğin şey çok önemli. Benim yıllar önce ilk işte üniversite zamanındaki kuşçuluğum döneminde kafaya taktığım bir konu vardı. Çünkü bütün kuşların korunma çerçevesi bu tür meselesi üzerine girdiği için, yapılandırıldığı için aslında bu noktalar çok önemli. Çünkü dik kuyruk meselesinde dik kuyruk diye bir ördek var ve bu ördeğin en büyük tehditlerinden bir tanesi yani habitat kaybı vesaire var ama bir zamanlar Amerika'dan gelen bir akrabasıydı. Aynı cinse ait bir başka türdü. Amerika'dan da insan getirmişti zaten Avrupa kıtasına. Rekreasyonel amaçlı getirilmiş. İstilacı ve daha sonra istilacı tür olarak etiketlenip işte dik kuyruğu genetik havuzunu bozuyor çünkü çiftleşiyorlar, yavruları da oluyor ve habitatlara da yerleşiyor. Dik kuyruğu yok edecek, ondan sonra muhakkak biz bunu şey yapmamız lazım, ekosistemden çıkarmamız lazım deyip ciddi anlamda avcılarla avladılar. Tabii yani, bunu legal hale geldi. Bu vurun dediler. Legal hale getirdiler. Ben de bunu çok etik bir tartışma olarak yani doğa korumacılarla biyoloji şeyinden geldiğim için o doğanın diyalektiği anlamında hani etik bir tartışma haline getirmiştim o zamanlar. Yani bu söylediğin şey tam olarak ya bu acayip bir denge esasında ve bu noktada işte dediğim gibi bu genetik çeşitliliği biraz ön plana çıkartmak gerekiyor ve biz dedik ki İber Yarımadası'ndaki tekrar yeşil ağaç kakanı hızla dönecek olursak İber Yarımadası'ndaki popülasyon farklı bir tür olmaya ihtiyacı var. Çünkü korunması gerek. Ve artık o Picus viridis oldu Picus sharpei. İber Yarımadası'na ve İber Yarımadası yeşil ağaç kakanı olarak artık literatüre geçti. Ondan sonra şimdi bu bir örnekti sadece. Çünkü yine bunun şöyle altını çizelim. Günümüzde öyle bir çağda yaşıyoruz ki insan çağında yaşıyoruz. Hani antroposen birazdan belki altını biraz doldururuz. Ve insan artık dünyayı çok domine etmiş durumda ve artık habitatları etkiliyor, ne bileyim iklim değişiyor, birçok olumsuz faktörle karşı karşıyayız, çevresel faktörle. Ve türler evrimleşiyor ama uzun evrimsel süreçleri kısa zamanda gerçekleşen bu kadar olumsuz faktöre cevap verecek şeyde değil, hızda değil. Dolayısıyla da tür kaybediyoruz biz yani dünyadan ve IUCN de diyor ki Dünya Koruma Birliği, ya bir tür koruyacaksanız 3 tane noktaya dikkat etmeniz gerek. Bunlardan bir tanesi
en temeldeki nokta, en birinci nokta genetik çeşitlilik. Sonra tür çeşitliliği, sonra ekosistem çeşitliliği. Bunların üzerine böyle basamak basamak bunlara bakaraktan bir türü korumak istiyorsanız, bir koruma planı yapmak istiyorsanız buradan başlayın. Yani genetik çeşitlilikten başlayın, sonra tür çeşitliliğine gidin ki çünkü türü doğru tanımlayalım. Sonra da ekosistem çeşitliliğine bakalım ve bunlar üzerine bir takım eylem planları gerçekleştirelim. Şimdi bunları bu şekilde planladığımızda dediğim gibi işte genetik çeşitlilik burada bu dediğim şey çok önemli bir noktayı işgal ediyor. Bir diğer nokta da bu genetik çeşitliliği süpüren, bu genetik çeşitliliği olumsuz etki eden faktörler bugün yaşadığımız dünyada. Şimdi aslında bir belki güncel olaya da, güncel olaylara da biraz bağlamak lazım. Bir salgın döneminden geçiyoruz. Evlerimize hapsolduk. Ondan sonra dışarı çıkamıyoruz, rahat edemiyoruz. Ve dünya nefes alıyor esasında şu sırada. Çok da iyi oldu dünya için. O yaşadığımız gezegeni aslında ne kadar zarar verdiğimiz ortaya çıktı. Ben evet. bunu görmemiz açısından dünyanın nefes almaya ihtiyacı var diyorum. Dışarıda bir festival havası var esasında. Bizim dışımızda yaşayan o bütün canlılar şu anda o festival içerisinde camımızı açtığımız zaman hani ben şehrin ortasında oturuyorum. Farklı farklı kuş seslerini duyar oldum. Bunları duyamıyorduk ki trafikten, o gürültü kirliliğinden bir sürü şeydi. Dolayısıyla ne var ne yok çevremizde bilmiyorduk ama bir türlü de onlarla empati kuramıyorduk. Yani bu canlıların neye ihtiyacı vardı? Ha böyle bir küçük virüs. Yani gözle bile göremediğimiz şey birçok şeyi algılamamıza sebep oldu. Ve ben bu noktada bunu böyle antroposene dikkat çekmek istiyorum aslında. Bu insan çağına, insan nüfus artışı özellikle hani 1300'lü yıllardan başlayıp günümüze kadar gelsek insan nüfus artışı yaklaşık böyle 1 milyarlardan da daha düşük bir değer. 1800'lerde 1 milyarlardayız. Bugün geldiğimiz noktada 8 milyarlardayız. Ve 1950-1960'tan sonra yaklaşık 3 ila 5 milyarlık bir nüfus artışıyla dünya karşı karşıya kalmış. Ve bu arada da bir sürü garip hadise gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi de işte küresel ısınma problemi. İklim değişimine bunu bağlayacağım. Küresel ısınma da özellikle sanayi devriminden sonra ki antroposen çağı içerisindeyiz. İşte insan çağı diyorum ben buna ve ilk defa insan dünyaya bu yaşadığımız gezegene yaptığı bu etkiyle o jeolojik zamanlardan yeni bir zaman tanımlamayı sağladı. Ama her şey eskiden insan bu kadar etkin değilken doğal koşullarla sağlanıyordu. Yani Holosendi, ondan sonra Pliyostosendi bunların hepsi bir takım jeolojik devirler ama bunların hepsi doğal süreçler içerisinde isimlenmiş, ortaya çıkmış süreçler. Bugün insan bir jeolojik ortaya çıkardı. Kendi yaptığı etkiyle buna da antroposen dendi ve çok da ciddi karşılık buluyor insan çağı. Ve bu insan çağı içerisinde öyle yok oluşlarla karşı karşıya kalmaya başladık ki artık bu yaptığımız çalışmalar hani benim biraz içinde olduğum evrimsel biyoloji, onun yanı sıra biyocoğrafya, moleküler anlamdaki biyocoğrafya ki filocoğrafya olarak da tanımlıyorum ben onu. Bu genetik çeşitlilik desenleri falan çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Ve bizim aslında çevremizde ne var ne yok, tür dediğimiz şey nedir, neler yaşıyor, varyasyonlar nedir, morfolojik varyasyonlar nasıl görülüyor, bunlara çok daha dikkatli bakmamız lazım. Biz bilimcilerin dikkatli bakması lazım ama bir yandan da tabii vatandaşlar var. Herkes kuş gözlüyor biliyorsun. Hani ilkokul öğrencisi de kuş gözlüyor, ondan sonra iş adamı da kuş gözlüyor, ondan sonra işte farklı bir sektörde işte kuş gözlüyor. Ya da böcek topluyor ya da kelebek gözlüyor neyse. Ondan sonra ve onların da esasında bir miktar bu konulardan haberdar olmasında fayda var ve ciddi bir bilgi birikimiyle de karşı karşıyayız. Bunu doğru kullanırsak bu yaşadığımız gezegene nefes aldırır, biyolojik çeşitlilik örüntülerini çok doğru tanımlayabiliriz. Ama yapmazsak 6. yok oluş döneminin içindeyiz. O 5 yok oluştan sonra, o 500 milyon yıllık süreçte karşımıza çıkan doğal 5 yok oluştan sonra 6. yok oluş döneminin içindeyiz. Ve zannediyorum telafisini yapamayacağımız kötü senaryolarla da karşı karşıya kalabiliriz. Ama ben umutsuz değilim asla. Ders çıkartmak için, geçmişten biraz ders çıkartmak, yaşadıklarımızdan biraz ders çıkartmak için doğru zaman içinde olduğumuzu düşünüyorum yani. Yani senin söylediklerin aslında Utku, ben de hani yıllardır doğa koruma meselesiyle uğraşan bir insan olarak şöyle hani temelden bir takım şeyleri sarsan şeyler söyledin. Hani bunları da zaten biz de uzunca bir süredir aramızda konuşuyoruz. Hani bu konulara bakan daha derinlikli bilgi sahibi olan arkadaşlarımızla. Yani aslında tür kavramı nın da yenilenmesi gerekiyor birazcık. Yani
tabii ki biyolojik ve bilimsel açıdan bütün o moleküler şeylerin, analizlerin vesairelerin yapılması o sınıflandırmayı besliyor ve o sınıflandırmayı yapmamız gerekiyor. Fakat öte taraftan aslında İberya'daki yeşil ağaç kakanların aslında o bütünlük içerisinde korunması gerekiyor ya. Yani popülasyon bazında korunması gerekiyor. İlla bir türe ait olduğu için değil. Yani yok, çünkü tabii. O kadar karmaşık bir sistem ki hani hangi birini korumak için ayrılanlarla bunları korumasak da olur diye ayırma durumu oluyor. Yok asla. Yok asla. Tabii. Çok haklısın. Hani çok haklısın. Şimdiye kadar ki şeylerimiz hep öyleydi. Yani önce türleri korumaya odaklandık. Sonra dedik yok tür değil, bunun habitatını koruyalım. Ondan sonra yok habitatı değil, ekosistemleri koruyalım. Evet, efendim evet. İçin insan oldu, o kültürü de koruyalım falan derken hani bugünlere geldik. Ama bu arada işte dediğim gibi mesela dik kuyruk örneğinde olduğu gibi de yanlış uygulamalara da yol açtı. Yani bu şeyimiz, temel aldığımız mesele. Ve bir de aslında hani antroposen dedin, bizim eşitsizlik gibi bir şeyimiz var. Yani bir meselemiz var. Yani insan türünü, hani bırak kendi içindeki eşitsizliği, işte insanları ayırma, kadın, erkek, yok işte ne bileyim muktedir falan gibi sınıfsal ayrımları da bırakalım bir kenara. Aslında doğaya karşı çok büyük bir eşitsizlik içerisindeyiz. Yani her koşulda doğayı korurken bile biz doğayı koruruz. Yani biz buradayız ve o orada gibi bir şeydeyiz. Yani, çok haklısın. Yani insan dünyayı öyle bir domine etmiş ki ve kendini o kadar merkeze koymuş ki kendini merkeze koyduktan sonra bile kendi içinde popülasyonlarını bile adaletten uzak ayırmaya başlamış. Yani farklı ırklar tanımlamaya kalkmış, zengini fakir olmuş, dişisi erkeği olmuş. Sonuçta yani her şeyi yapıyoruz ama bu arada zaten biz doğayı tamamıyla hiçe saymış durumdayız. Yani en güzel örneklerinden bir tanesi, yine çok geriye, yani çok uzağa gitmemek lazım. Geçtiğimiz yılın sonlarına bakalım. Şu Avustralya'daki yangınlar. Evet. Hemen böyle yeri gelmişken bu eşitsizliği en iyi gösterecek noktalardan bir tanesi. Şimdi insan nüfusu dedim artıyor. Gözümüz o kadar kör ki yani hiçbir şey görmüyoruz. Ya bugün hani Çin'de bir virüs ortaya çıktı. Artan insan nüfusunun en büyük etkilerinden bir tanesini Çin'de, Hindistan'da görüyoruz. Bugün dünya popülasyonunun %30'unu bu iki ülkenin de yaşayan insanlar oluşturuyor. Ve bu insanların her zaman bir yaşayacak yere ihtiyacı var. Yaşayacak bir beslenecek bir protein ihtiyacı var falan derken bunlar sürekli çevreye zarar veriyorlar ve hiç aslında düşünmüyorlar bizim başımıza ne gelir. Bu çevreden bize bir şey bulaşır mı falan, öyle bir şey düşünmüyorlar. Ve bir anda bulaşıyor ve bu noktaya geliyoruz. O taşıma kapasitesini dünya açtığı için şey yapıyor, düşürüyor. Burada iklimi değiştiriyoruz. Avustralya yangınlarını söyledim. İklimi değiştirdiğimiz için deniz suyu mesela artık asitliğini artırmaya başladı, ısınmaya başladı. Hint Okyanusu dipolü denilen bir sistem var. Bu Avustralya'nın batı kıyılarından itibaren o Hint Okyanusu'nu düşünelim. Bir de Afrika'nın doğu kıyılarından itibaren yine Hint Okyanusu'nun burada oluşuyor. Ve bu dipole bağlı olaraktan Avustralya artan sıcaklıklar, küresel sıcaklıklar insan etkisiyle, insan nüfus artışıyla Avustralya'yı kuraklaştırıyor ve Avustralya'da yangınların çıkmasına sebep oluyor. Yangınlar çıkıyor. Avustralya'da kuş türü zenginliğini bir düşünelim bir yandan da. Şimdi önümüzdeki ay yeni bir kitap çıkıyor. Ben de dün gördüm ve çok heyecanlandım. Hani hızlı bir kuş çeşitlenmesi nasıl oldu diye. Jan Fijelse, Danimarka'da önemli bir evrimsel biyologlarla alakalı böyle bir derleme yapmıştı. En sonunda çıkıyormuş Temmuz ayının başlarında zannediyorum. O da o kitabında şunu söylüyor. Bugün gördüğümüz, dünyadaki gördüğümüz 10 bin kuş türü içerisinde yer alan ötücü kuşların çeşitlenmesinin sebeplerinden bir tanesi, çeşitlendiği noktalardan bir tanesi Avustralya. Avustralya'da bunlar çeşitlenip o dünyanın evrimsel tarihini düşünüyorlar. Oradan bütün kıtalara yayılıyorlar. Hani kıtalar birleşirken Pangea'yı falan düşünelim. Gen merkezi gibi yani. Ya orası çeşitlenme merkezi. Aynen, gen merkezi, çeşitlenme merkezi ve şimdi dünyada 10 bin kuş türü var. Avustralya'ya yaptığımız etkiye bak, hani küresel ısınma buna sebep oldu ama biraz sonra o insanın yaptığı etkilere yine geleceğim Avustralya için. Avustralya'da 830-840 kuş türü görüyoruz. Dünyada 10 bin kuş türü var. Neredeyse %10'u sadece Avustralya'da yaşıyor ve endemizm oranı, yani sadece Avustralya'da gördüğümüz kuş sayısı 400 küsürlerde. Yani %45'i
Avustralya'ya has, başka bir yerde görmüyoruz. Hani kendi ülkemizle karşılaştırın, 480'e yakın kuş türümüz var ama endemik tür dediğim zaman işte Anadolu sıvacısını sayarız, Kafkaslardan Kafkas orozunu sayarız, Philoscopus lorenzi'yi söyleriz falan. Üç türle falan kalırız. Evet, bitkiler çok fazla yüksek. Ha, kuşlardan gidelim. Hani tabii bitkiler çok fazla. Ona diyeceğimiz bir şey yok. Ama şimdi Avustralya'da böyle bir durum var ama insan oraya öyle bir etki ediyor ki 1700'lü yıllardan itibaren Avustralya'yı kolonize etmeye başlayınca mesela bütün o habitatı, ormanları kesmeye başlıyorlar. Kendilerine alan açmaya başlıyorlar. Yangınlar tetikleniyor. Kalkıp Avustralya'da olmayan bir hayvanı, örneğin deveyi Avustralya'ya getiriyorlar. Hani bir kutup ayısı ne kadar Avustralyalıysa, bence bir deve de o kadar Avustralyalı normal koşullarda ama artık oranın yerlisi olmuş. Bunları kullanıyorlar. Sonra bir anda araba icat oluyor, tekerlek icat oluyor falan. Taşımacılık başlayınca bu develerin hepsini bırakıyorlar ve ortama salıyorlar. Bunlar ne yaparsa yapsın diyorlar. Bunlar istilacı tür konumuna geçiyor. İnsanın yaptığı etkiye bak. Ve oradaki bütün o endemik bitkileri yemeye başlıyor bu sefer. Bu sefer Avustralya hükümeti diyor ki ya bu böyle oldu. Develer de haddinden fazla çoğaldı. Bunları da sal der, kimse sahiplenmiyordu. Üreme anlamında da bunları tutamıyoruz. Oradaki genetik çeşitlilik desenlerin hepsini artık bitkiler anlamında tehdit ediyorlar. Biz bunları vuralım diyorlar. Tepeden vurmaya başlıyorlar develeri. Şimdi insan dediğimiz şeyin yaptığı şeye bak. Yani hani arka arkaya zincirleme etki bir ekosistemi, yani değil anlamayı bırak. Hani hadi bakalım genetik çeşitliliği anlamaya çalışalım ama onu bırak. Yani tepe taklak ediyoruz ve bugün Avustralya gelişmiş ülkeler arasında üst sırada yer almasına rağmen biyoçeşitliliği koruyan ülkeler arasında negatif puanlarla en alt sıralarda, hani kendi gelişmişliği içerisinde bakınca, evet. Ve bunun tek sebebi de insan hani. Bunu sen şimdi anlatınca çok böyle örnek verdiğim, bazı konuşmalarda örnek verdiğim bir şey var. Şu an o haritayı gösteremiyorum ama Avustralya kıtasını ilk işte İngiliz sömürgeciler geldiği zaman o ortadaki büyük çöl var ya, hani aborjinlerin evet, kullandığı, evet. Yerel halkın kullandığı çöl. Oranın bir haritasını yapmış komutan, İngiliz komutan. İşte harita böyle dümdüz. Üzerinde eş yükselti eğrilerini falan görüyoruz. Haritanın tam ortasında da böyle bembeyaz bir harita, işte Great Sandy Desert yazıyor. Büyük kumlu çöl şeklinde yazıyor. Aynı yerin aborjinler tarafından, oranın yerli halkı tarafından çizilmiş haritası da var. Ve o haritayı bir görsen, yani sanki bir halı gibi. İşte çeşitli bitkilerin, hayvanların yaşama yerlerinin görüldüğü, işte bitkilerin üreme yerlerinin görüldüğü, ama işte böyle sarmallar, küçük daireler, rengarenk işlemeler, sanki bir sanat eseri, bir resim gibi orayı bir kullanım haritasını koymuşlar. Aynı yer. Bu aslında çok böyle bir bakış açısı meselesi. Yani bir yere gördüğümüzle alakalı, işte dediğin gibi bütün o ağaçları kesmiş olmaları, orayı zaten boş bir yer olarak baştan hayal ediyor yani o düşünce. Yani coğrafyayla olan bağı o anlamda bana onu hatırlattı. O yüzden ekleyeyim dedim. Anladım. Yani sonuçta insan özellikle 1300 yıllardan sonra artan nüfusuyla dünyayı domine etmiş durumda. Hemen bu noktada, yani aklımdayken unutmadan bir bilgi daha vereceğim. Potsdam Enstitüsü'nden bir iklim bilimci diyor ki artan sıcaklıklar, insanın etkisi dünya üzerine böyle devam etmeye, böyle sürerse, böyle devam ederse önümüzdeki 70-80 yıl ya da 100 yıl içerisinde dünyadaki ortalama sıcaklıkları biz artı 4 derece artıracağız. Her şey bugünkü şekliyle devam ederse ve biz bunun üzerine de koyarsak tabii, bu arada yine artacak insanlar. Ve dünya taşıma kapasitesini geçtiği için bu 4 derecelik artış dünyadaki 1 milyar insanın aslında bir anda kaybolmasına, ortadan yok olmasına sebep olacak. Yani böyle bir darboğaza sokacak. Sadece insan popülasyonları için böyle bir modelleme yapıyorlar. Hayvanlar için söyleyeceğimiz belki, ya da bizim dışımızdaki canlılar için söyleyeceğimiz belki daha katastrofik, kötü etkiler olabilir. Dolayısıyla bizim şu yaşadıklarımızdan iyi ders çıkartaraktan adım atmak, umudu yok etmeden ve adil yaklaşabilmek zannediyorum yaşadığımız gezegeni daha yaşanabilir yapacak. En azından biz belki şu koşullarda yaşamaya devam edeceğiz ama bizden sonraki nesiller
daha sürdürülebilir bir gezegenle karşılaşabilirler. Bu dediğimiz şeylere birazcık daha özen gösterilirsin. Yine şu Anadolu coğrafyasına şöyle biraz Anadolu'ya bakacak olursak mesela ben şimdi başladım mı hep susmuyorum ama sen ne olursun. Devam. Yani ben özür dilerim. Heyecanlıyorum ve lafını kesmek de istemiyorum. Yani ben bu umutla şunu eklemek istedim. Yani bu Covid dönemindeki şeyimiz de aslında çok umutlu bir dönem bu anlamda. Yani eskisine geri dönmemek anlamında. Yok kesinlikle. Yeni Tabii. setlemek anlamında da bize bir fırsat veriyor aslında. Ya bugüne kadar bunu yapmamız gerekiyordu. Eski yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız gerekiyordu ama işte insan ders çıkarmıyor anladığım kadarıyla. Rahatına düşkün bir canlı. Ama bundan sonra biraz ders çıkarırsak zannediyorum umutlu bakmamamız için hiçbir sebep yok. Yani ben o kadar hiç negatif olmak istemiyorum bu konularda. Şimdi Anadolu'ya baktığımızda Anadolu'da aslında iklim değişiminden, küresel ısınmadan, özellikle bu sıcaklık artışlarından nasibini alan bir coğrafya. Ve Anadolu'da aslında görünmeyen endemizme sahip bir coğrafya. Şimdi ben söyledim ne kadar endemimiz var. Kuşlar açısından bakınca 2 ile 3 ile 4 ile belki sınırlı tutarız diye ama şimdi hemen benim bir yüksek lisans öğrencim var. Can Elverici. Onun yaptığı bir çalışmadan yola çıkaraktan sıvacı kuşlarını çalıştık beraber. Onun lead ettiği bir çalışmaydı. Ondan sonra güzel de hani devam eden bir çalışma oldu. Sıvacı kuşlarında kaya sıvacı kuşu. Ondan sonra ve doğu kaya sıvacı kuşu. Yani Sitta tefronata, Sitta neumayer. Batı kaya, doğu kaya sıvacı kuşu diyeyim. Büyük sıvacı kuşu ya da küçük sıvacı kuşu. Ondan sonra bunları çalışırken dedi ki iki tür birbirine çok benziyor. Hani belki yine dinleyicilerimiz bir rehber kitaptan açıp baktıklarında bunların görüntüleri birbirinin aynısı. Kriptik türler gibi yani. Ondan sonra biz yine örnekler elde ettik falan. Örnekleri bütün coğrafyaya yaymaya ve İran coğrafyasına da ayrıca bir şey yapmak istedik Orta Doğu'da. Odaklanmak istedik. Çünkü Yeşil Aşkakan'da da aynı şey olmuştu. İran'da Zagros Dağları hemen Van'dan şöyle güneye doğru Hakkari'den İran tarafına girdiğin zaman orayı resmeden bir coğrafya Zagros Dağları. Orayı baskın, oranın baskın sıra dağları. O bölge yağış rejimleri açısından çok farklı yağış rejimleri sahip ve bitki örtüsü de farklı. Ve biz Yeşil Aşkakan'ın orada farklı bir türü olduğunu daha iyi biliyoruz. Ve onun da altını çizdik. Ama BirdLife yeterli kanıtı yok diye kabul etmedi ama yapılan şimdi niş araştırmaları bizi doğrular nitelikteydi. Neyse, Zagros Dağları'ndan da bizim Sitta örneklerimizi aldık ve özellikle Peter Grant'in yaptığı karakter sapması çalışmalarında da Sittalar çok konu olmuş çalışmalar. Böyle evrim kitaplarına falan girmiş. Textbooklarda örnektir. Ondan sonra bu iki tür çakıştığı yerlerde morfolojileri değişmeye başlar. Birisi gagasını uzatır, vücutunu büyütür. Diğeri daha küçük vücutta olmaya başlar. Çünkü nişleri rekabetten dolayı değiştiği için beslendiği besinlere bağlı olarak da karakterler sapmaya başlıyor. Ama şimdi biz genetik materyale bakınca dedik ki hani görüntüde hiçbir şey, bunların farkı yok iki türün. Tür içerisinde bir takım farklar görüyoruz şeye baktığımız zaman. Morfolojiye baktığımız zaman alt türler tanımlanmış falan ama Güneş'in şeye baktık, basitçe bir mitokondri DNA'sına baktık. Karşımıza öyle bir durum çıktı ki, Balkanlar, Batı Anadolu, Anadolu diagonaline kadar düşünelim, bir popülasyon. Anadolu diagonalinden İran ve Hazar Denizi'nin güney kısımlarına, İran'ın oraya kadar gidelim, bir popülasyon. Arada gen akışları kısıtlı. Zagros Dağları hem büyük kaya sıvacı kuşu için hem Batı kaya yani normal Sitta neumayer için, kaya sıvacı kuşu için bambaşka bir aynı morfolojiye sahip olsa da belki yine milyon yıldır, 500 bin yıldır hiçbir şekilde bir araya gelmemiş bambaşka bir popülasyon olarak karşımıza çıktı. Yani çıktı. Tamamıyla başka bir tür. Yani şimdi Sitta neumayer'e bir tür diyorsak Zagros Dağları'ndaki popülasyona tür demezsek o istatistiksel değerlendirmelere, matematiksel hesaplamalara ya da çizdiğimiz diyagramlara bakaraktan ya haksızlık ederiz yani. Hani olmaz. Tüm her şey bizi farklı bir türe doğru götürüyor ve orada bir zamanlar birileri alt tür tanımlamış. Bir takım taksonomistler, kuş sistematikçileri. Şimdi bunları takip ederekten bir anda o evrim kitaplarındaki textbooklar içindeki de durum değişti ve Anadolu içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasıyla kendini öyle bir gösterdi ki bugün iklim değişiminden çok ciddi olarak etkileniyor esasında Anadolu. Bozkır ortamı. Ondan sonra
ve bu türlerin bulunduğu ortamlar ve bu türler de ister istemez iklim değişiminden çok etkileniyor. Ve biz bu tür acaba gördüğümüz bu genetik çeşitliliğini iklim değişimiyle nasıl ilişkilendirir diye de basit bir modelleme yapmak istedik. Buna da yola çıkarken şunu kullandık. Vatandaş biliminden destek aldık. Türkiye'de bir sürü kuş gözlemcisi var. Balkanlar'da da var. İran'da da var. Ve hemen burada altını çizeyim. Hani eBird diye de çok güzel bir veri tabanımız var. Bu veri tabanının içeriği dünyada hani Cornell'de bu veri tabanı ama dünyada bir diğer veri tabanı da Global Biodiversity Information Facility GBIF. GBIF. Şimdi buralardan da bütün gözlem kayıtlarını alıp türün iklimle nasıl bir ilişkisi var diye baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıktı. Bu İran'da gördüğümüz popülasyonlarla Batı Anadolu'da ve Balkanlar'da gördüğümüz popülasyonların ayrılma zamanları hemen hemen 130 bin yıl önce tarihlenir gibiydi. 130 bin yıl önce İran'da bir allokatçık popülasyon bulduk mesela. İklimsel koşullar onları oraya sıkıştırmış. Batı'daki popülasyon da batıya sıkışmış. Ama 130 bin yıl önce dediğim gibi insan bu kadar etkin değildi. Böyle popülasyonlar falan yoktu. Avcı toplayıcı yaşıyorduk olanlardı. Ondan sonra böyle durumlar söz konusu değildi. Ama bugün o antroposen insan çağı içerisinde iklimi bambaşka değiştiriyoruz. Ve sahip olduğumuz bu genetik çeşitlikleri bu özel popülasyonların hepsini kaybetmeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla daha bunları... Değil mi? Evet, keşfetmeden kaybediyoruz. Keşfetmeden kaybediyoruz. Yani belki... Bizim ülkemizde 480 küsür kuş, 483 var, 485 var. Tam sayıyı hatırlamıyorum. 480 üzeri 496 ama mesela bunları ortaya koyduğumuz zaman belki 490'ın üzerinde tür sayımız var. Bunu birazcık daha çeşitlendirsek 500 tür sayımız var. Hani bu genetik çeşitlilik desenlerini dikkate alaraktan bunu yapsak mesela. Dolayısıyla çok dikkatli bakmamız lazım. Kesinlikle ve senin bu söylediğin şey yani genetik çeşitlilik örüntüsü anlamında baktığımızda hani bunun ekolojik anlamdaki karşılığını da yani iklimle, coğrafyayla, o coğrafyaya özgü özelliklerle karşılaştırmaya başladığımızda aslında tam bir o örüntü kelimesinin hakkını veren bir şey oluyor. Yok kesinlikle evet. Görüyoruz ve oradan baktığımız zaman aslında hani bütüncül anlamda... birçok sonuç çıkarabiliyoruz değil mi? Çok doğru. Peki bir ara soru soracağım. Bu hani tabii. Örnekler alıyorsunuz DNA'ya bakmak için. Ne tür bir yöntemle alıyorsunuz örnekleri? Ya şimdi tabii bak bu da çok güzel bir mevzu. Şimdi normalde dünyada, şimdi ben doğa tarihi müzelerinde çalışıyorum. Sen de ona çok söyleyecek. Çok... Bu arada ha, yani gelişti. Ha, tamam. Bunun bir diğer görev yeri de Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyor uzman araştırmacı olarak. Her sene bir miktar orada vakit geçiriyor. Tabii her sene bir işte bir miktar. Şimdi bu yıl bu COVID-19 salgını dolayısıyla sekteye uğradı ama işte her yıl biraz orada biraz burada vakit geçiyor. Şimdi bu örnekler şöyle ya gidip bu örnekleri biz alacağız, kan alacağız ya da örnekleri toplayacağız ama dediğim gibi olay çok şey seyrediyor. Yani biyolojik çeşitliğe minimum zarar vermek lazım. Ve dünyada doğa tarihi müzeleri var. Ve doğa tarihi müzelerinin ne yazık ki bizim ülkemizde koleksiyonlarıyla bir doğa tarihi müzemiz yok. Hani olsaydı bambaşka şeyler olurdu belki bu ülkede. Biyoçeşitliliği anlamak adına ama bizim yani ülkemizin bir takım... San Josef'te falan küçük çaplı. Ya evet ama doğa hani tarihi. Kapsamlı bir müzemiz yok. Örneğin işte Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin koleksiyonları içerisinde yaklaşık 1 milyon kuş var, doldurulmuş ve acayip de bir genetik materyal var esasında. Ve ben bu anlamda ancient DNA ile yani eski DNA ile çalışıyorum ve müze örnekleri üzerinden DNA izolasyonları yapmaya çalışıyorum. Bir miktar dedektiflik gibi bir şey. Yani hani CSI New York falan vardır ya, onun gibi o mantıkla çalışmaya çalışıyorum ve buralardan böyle eski DNA'lar üzerinden, eski materyaller üzerinden DNA elde edip bunlardaki farklılıklara bakmaya çalışıyoruz ve bu sitte örneklerinin tamamı müze materyallerine dayanıyor. Yoksa hani Zagros Dağları'na gittik, örnek yakaladık, kan aldık falan bambaşka işler, izinler. Peki o kan alma işlemi yani kan alıp bırakılıyor mu kuş? Tabii bırakılıyor. Kan alıp bırakılıyor ama Avrupa ile Amerika arasında şöyle bir fark var. Amerika'da hala kuş toplanıyor. Hala
Güney Amerika'da mesela gidiyorlar. Önemli gruplar, önemli türler, ondan sonra ya da keşfedilmesi gereken yerlerden izinlerle kuşlar vuruluyor, toplanıyor, müzelere getirip doldurulup materyal olarak kullanılıyor. Avrupa'da bambaşka bir kültür var. Avrupa'daki tüm doğa tarihi müzeleri eski koleksiyonları kuruyor, yani koruyor. Hani Walter Rothschild döneminden kalan koleksiyonları, o hani işte 100-150 yıl önceki koleksiyonlar korunuyor. Ve çok fazla yenilenmiyor. Şey, Songbirds of Turkey diye bir kitap vardır, bir Hollandalı'nın yazdığı. Rosie, evet, evet. Rosie'lerin. O kitap mesela, adam bir kere bile Türkiye'ye gelmemiş. Hatta çağırmıştı, Gernand çağırmış. Türkiye'ye gel bak bu kuşları şey yap. Yok demiş, ben gelmeyeyim, orası sizin memlekette savaş var, terör var falan, gelmemiş. Adam tamamen yaptığı şey müze materyallerinden yapmak yani kitabı. Ve Güneş'in hani onu şu anda dijitize etmeye çalışıyorum ben aşama aşama. Hani onu da burada söyleyeyim. Mesela çok güzel bir iş çıkıyor. Adam o kadar hassas çalışmış ki. Ben Keith Rosier'ın bu hassasiyetle çalışmış olmasına hayran kaldım. Ve Türkiye biyoçeşitliliği için inanılmaz bir eser çıkarmış ortaya. Ve İngiltere, evet, evet. Bonn, ondan sonra Berlin, artık nerede ne örnek varsa bunların hepsinde elden geçirmiş. Şimdi benim yaptığım da bu örneklerden küçük bir et parçası almak. Ya şu göğüs bölgesinden küçük bir şey, yani ölü materyal üzerinden küçük bir deri parçası, materyale zarar vermeden almak. Ya da ayaktan, işte ayaklar böyle duruyor, işte hemen bir şu alt taraftan bir toe pad denilen bir kısım var, oradan küçük bir parça DNA izolasyonu yapmak bunlar üzerinden. Biraz meşakkatli bir iş. Hassas çalışman gerekiyor. Kontaminasyon söz konusu olabilir. İzole mekanlar içinde çalışıyorsun. İşte bir hikaye hemen anlatırım bununla alakalı ne yaşadım. Çok ilginç. Ondan sonra bunları yapıyorsun. Sonra sekansları elde ediyorsun. Ve sekanslar arasında, o diziler arasında ATCG, hani adenin, guanin, sitozin, timin, bunlar arasında farklar ne deyip bu farkları ortaya koyup ondan sonra hesaplamalara girişip bunu harita üzerinde resmetmeye çalışıyoruz. Şimdi o kadar kontaminasyonu açık bir şey ki, böyle çok az DNA elde edilebiliyor eski materyallerden. Ben de böyle bir kuş türü üzerine, bir de Afrika'da yaptığım bir çalışma var. Bütün sahra altı Afrika'ya endemik bir Turaco denilen bir grup üzerine çalıştık. Yeni yayınlandı. Ondan sonra şimdi bunlar üzerinden DNA elde etmeye çalışıyorum ama artık mitokondri değil, biraz daha çekirdek DNA'sı elde etmeye çalışıyoruz. PTK7 diye bir gen var. Bu gen bizde de var. Bitkide de var. Kuşta da var. Şimdi kullandığımız primerler var. Ben de laboratuvarda çalışıyorum. Kabin içerisinde çalışıyorum. Kendim de gayet korunaklıyım ama deneylerim acayip güzel çalıştı. Böyle takır takır her şey çıktı yani. Çok heyecanlandım. PTK7 denilen yeni turakolardan yaklaşık 80-100 yaşındaki örneklerden elde ettik. Sekans yaptım. Sekanslar da süper. Ama ağaç üzerine koyup değerlendirmeye bakınca bambaşka bir şey bu yani. Arada 200-300 baza bakıyorsun, 50-60-70'i farklı. Yani bu Turaco'ysa bambaşka bir Turaco. Dinozor falan bulduk yani. Ha yani dinozor falan var herhalde bu dedim. Yani nedir falan derken ben bunu dedim bir blastlayayım. Yani hani gen banka gideyim de bunun en yakın dizi, hangi dizi çıkacak? Nedir Allah aşkına bu? Yani kontaminasyon görünmüyor, hiçbir şey görünmüyor derken Homo sapiens çıktı. Kendi DNA'mı. Belki yaparken bir hafif bir aksırdım, öksürdüm, bir hohladım, bir şey oldu. Ve oradan girdi o PTK7, kuşta olan gen bizde de olduğu için kendi PTK7 genimi izole ettim. Ve Homo sapiens çıktı. Bunu hiç unutamam. Çok çok enteresan, güzel bir hikayedir. Dolayısıyla olduğu gibi bütün deneyler bitti, elde edememişiz. O kadar eski materyal, o kadar az DNA olduğu için. Benim kendi DNA'm, hani belki tükürüğümden küçük bir şey geçti falan. Çok daha kaliteli bir DNA olarak. Deneyler sonucunda o primerle, kuş için kullandığımız primerle kendi DNA'mı izole etmiş oldum yani. Bir Homo sapiens PTK7 yeni, o da benim. Büyük ihtimalle başka kimse yok. Ondan sonra böyle bir durumda ilginç bir hikaye de vardı bende. Güzel. Peki şey, bir 10 dakikamız kaldı. Bu en son bir yazın çıktı bülbüllerle ilgili. Bülbüllerle ilgili. Benim de yani çok çok sevdiğim bir kuş gerçekten. Bütün bahar, bütün yıl onu bekliyorum. Yani bülbül gelse, ötse de gecenin bir vakti gidip onu dinlesem. Çünkü inanılmaz ötüyor. İnanılmaz bir hayvan gerçekten. Ve çok kısa bir süre ötüyor. Yani ötmeye başlıyor bir hafta içinde, sonra bitiyor neredeyse. O yüzden ve kaydediyorum da
Her akşam saat nefis, kaç çok güzel bir şey yapıyorsun. Şeyim var, saat tablom var, oraya kaydediyorum. Bülbüllerle ilgili durum ne? Onu da paylaşalım. Bir şimdi bu çalışma meselesini yazdım bir kenara, askıda duruyor. Onu tamam, detaylıca konuşacağız. Tamam, seve sonra. Seve. Seve seve. Ya bülbüllerle ilgili durum şu. Şimdi bu çalışma çok yeni çıktı. Nisan başında çıktı. Amerikan Ornitologlar Birliği'nin yayın organı olan AUK'ta yayınlandı. İspanyolların yaptığı bir çalışma. Ve küresel ısınmaya bağlı bu iklim değişiminin bizim bu çevremizde gördüğümüz canlıları nasıl etki ettiğini gösteren, genelleme yapabileceğimiz böyle mihenk taşı bir çalışma olarak kabul edildi ve BBC'den, CNN'e, New York Times'tan, işte dünyadaki ana akım medyanın tüm bilim kanallarında haber olarak düştü. Ve birçok bir bilim bloğunda da yazıldı. 20 yıllık bir veri topluyorlar. 1995'lerde İspanya'da kuşları halkalarken kanat uzunluklarını ölçüyorlar. Vücut büyüklüklerini ölçüyorlar. İspanyol ornitologlar. Salıyorlar bunları. Hani göç ediyorlar ya bunlar. Ondan sonra bunları 20 yıl boyunca sürekli takip ediyorlar halkalama istasyonlarında ve bu kayıtlar alınıyor. 20 yıl içerisinde hayvanların, sonuçta şimdi göçmen kuşlar, uzun mesafe uçanların kanat uzunlukları vücut büyüklüklerine göre görece daha uzun ve sivri oluyor. Çünkü bunlar göç maliyetli bir iş olduğu için kısa zamanda hızlı bir şekilde o uzun yolu alma eğilimindeler bu hayvanlar. Bunu istiyorlar. Yani doğal seçilim onu bununla itmiş ki hayatta kalabilsinler. Yalnız artan dünya sıcaklıkları 20 yıl içerisinde, hani belli ölçüde ekocoğrafi kuralların bir yansıması, bu hayvanların vücut büyüklüğüne göre kanat uzunluklarının da kısalmasına sebep oldu. Yani hani Bergman kuralı vardır ya, soğuk yerlere gittikçe vücut büyüklüğü artar, sıcak yerlere gittikçe sıcak kanlı hem homoiterm ya da endoterm canlılarda vücut büyüklüğü küçülür. Bu artan sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde arttığı için bülbüllerin kanat uzunluklarının, göçmen bir kuş kanatları uzun ve sivri olmalı, bunların vücut büyüklüğüne göre kanat uzunluklarının kısalmasına sebep olmuş 20 yıl içerisinde. Ve dolayısıyla bunlar etkin bir şekilde göç edememeye başlamışlar. Tabii bu arada uzun mesafe gidemiyorlar. Ya yani uzun mesafe giderken eskisi kadar başarılı olamıyorlar. Ve bu arada göç sezonunda kaymaya başlıyor. Çünkü bahar daha erken gelmeye başlıyor dünyada, Akdeniz bölgesine, Akdeniz kuşağına. Daha erken geldiği için bahar, bu hayvanlar onu da tam tutturamıyorlar ve çok etkin de uçamadıkları için belli ölçüde geç kalıyorlar besinin bol olduğu zaman dilimine. Ve oluşturdukları yuvalar yavrularına besin taşıyamadıkları için başarısız olmaya başlıyor. Yani diyelim ki bir seferde yuvadan 3-4 yavru çıkıyorsa bu 2'ye düşüyor, 1'e düşüyor falan derken popülasyon da İspanya örneği için azalmaya başlıyor. Şimdi bu türün göç davranışını kazanması kendi evrimsel sürecinde ciddi maliyetli bir iş ve çok geçmişe gitmemiz lazım. 20 bin yıl, 30 bin yıl belki daha fazla. Ama biz 1995'ten 2015'e 20 yılda bu antroposen içinde, insan çağı içinde öyle bir değiştirmişiz ki sıcaklığı. Hayvanla yapacağını şaşırmamış. Hani kanadını kısaltmış o kendi iç sıcaklığını dengede tutabilmek için ama bu sefer de uçamıyor. Yeterince uçamıyor, yeterince besin taşıyamıyor ve bülbüller bu anlamda bir sıkıntıya girmiş, bir darboğazdan geçiyor. Ve bunun altını çiziyordu ve bunun altını çizerek de aslında sadece bu bülbüllerin mi başına gelebilecek? Yani bülbüllerle sınırlı tutamayız bunu. Bunun gibi göç eden belki diğer kuşlarla da aynı kapsamda, aynı meşakkatli işler yapılsa ya da çalışmalar yapılsa ya da gözlense yüksek olasılıkla benzer örüntüleri onlarda da göreceğiz. Dolayısıyla kuşlar bu anlamda biraz iklim değişiminden, küresel ısınmadan olumsuz etkileniyorlar durumu ortaya çıkıyor ki bülbüller de bu anlamda biraz dar boğaza girmiş gibiler. Bunun altını çiziyordu ama çıkan haberlerin tamamı bu küresel ısınmanın özellikle bülbüller özelinde böyle etki ederken hani tüm biyoçeşitliliği nasıl etkiler şeklinde bir altın doldurmuş. Hani BBC, Science'da, işte CNN'de falan böyle bir durum vardı. Neredeyse hani bakarken tesadüfen keşfedilmiş ilişkiler sonuçta buralara bağlı. Tabii. Bakmadığımız, görmediğimiz, gerçekten farkında olmadan etki ettiğimiz ne kadar çok
şey var, canlı ailesi var aslında. Hem zamanın ötesine de, yani evrimsel sürecine etkiliyor sonuçta antropozenin dinamikleri. Ya sonuçta adapte olamıyor canlılar. Tabii hemen hızlı bir örnek vereyim. Farkında olamadığımız yok oluşları da yaşıyoruz. Görmüyoruz mesela. Şimdi Kuzey Kutbu'ndaki buzullar ciddi anlamda eriyor. Burada kara parçası olmadığı için, kara olmadığı için bu buradaki buzullar su üzerinde ve bunlar eridiği zaman pozitif bir geri besleme yapıyor bulunduğu ortama. Eriyor. İşte o beyaz kütle ortadan kayboluyor. Mavi deniz ortaya çıkmaya başlıyor ya da koyu lacivert. Daha çok ışık emmeye başlıyor. Güneşten daha çok ısınıyor. Daha çok buz eriyor. Şimdi bunlara bağlı olaraktan deniz seviyeleri de yükselmeye başlıyor. İşte yakın gelecekte ne diyorlar? İşte Amerika'nın kıyı şeridindeki birçok şehir belli ölçüde su altında kalabilir, kıyı şeritleri falan. Şimdi son 3 dakika. İstersen en son şeyi bir toparlayalım. Tamam, süper. Hemen şeyi bağlı. Ben en son Avustralya ile ilgili bir soru var gibi bir şey duydum ama. Ha şey demişti. Yani bu yerli halk da bir şekilde kontrollü yangınla o ekosistemi yönetiyor. Öyle bir adetleri var ya onların. Onunla ilgili bir yorum gelmiş de. Tabii ki o yerli halkın o coğrafyayla olan yüzlerce, binlerce yıllık ilişkisi sonucunda oluşturduğu bir alan yönetimi biçimi ve onlar belli bir bilgiyle, bilgelikle yapıyorlar o işi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Avustralya için hemen bir hızlıca bir böleceğim seni, özür dilerim. Şimdi Avustralya'da yerli halkla alakalı bir problem yok. Onlar bu işi çok iyi biliyorlar bence. Ama Avustralya hükümeti biyoçeşitliliği korumak anlamında gerçekten başarısız. Ve dünya sıralamalarında da bu anlamda aldığı kaynakları da doğru kullanamıyor. Hep alt sıralarda yer alıyor. Ve o yüzden de Avustralya'da biyoçeşitlik anlamında ciddi anlamda bir darboğaz var. Ve örneğin endemik türlerin bir kısmı tehlike altına falan girebiliyor. Hani bird life falan çok iyi çalışıyor. Bunlar tamam ama hükümetin bu işi zannediyorum götürebilmesi anlamında bir sıkıntı var. Hani ben hep şuna benzetiyorum bunu. Biyoçeşitliliğin dar koridoru diyorum. Bu Darun Acemoğlu'nun bir kitabı var. Dar koridor diye. Ekonomi anlamında ve özgürlükler anlamında yazdığı bir kitap. Ben o teoriyi aldım, biraz değiştirdim ve Avustralya hükümeti elde edeceği kaynaklar, gelirler anlamında biyoçeşitlikle barışık yaşamayı çok öğrenememiş. Dar koridora girmişler biyoçeşitlikle beraber ve sıkışmışlar. Orada işte koalanın bir türü var. Kangurular var. Endemik kuşlar var falan ama bu hükümetin ve 1700'lerden sonra Avrupalıların Avustralya'yı kolonize etmesiyle beraber meydana gelen bir olumsuzluk. Oranın yerli halkı ya da orada hep yaşamış olan halkın hiçbir problemi yok bence. Sadece orayı yöneten insanlarla alakalı bir problem var yani. Süper. Şimdi son 10 saniyemiz kaldı. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi pek çok konuyu daha özel başlıklar altında açmamız iyi olur herhalde Utku'yla diye düşünüyorum bu sohbetin ardından. Tamam. Hoşça kalın diyoruz.